Hanımlar, beyler, iyi geceler. Yaşamımızda bazı haberler, bazı konular bizim için ürpertici, korkutucu. Ama bilmediklerimizi öğrenmek hep eğlenceli. Hatta çok merak ettiklerimizi, biraz da korkarak merak ettiklerimizi öğrenmek daha da eğlenceli. Beyin Bedava başlıyor. Öteki dünyayı konuşuyoruz. Ölümden sonraki hayat herkesin merak konusu. Bu sonsuz hayatla ilgili birçok alim ayet ve hadislerden yola çıkarak yorumlarda bulunmuştur. Ahiret ölümden sonraki sonsuz hayattır. Allah'ın isimlerinden de biri olan ahir, sonu olmayan anlamına gelmektedir. Semavi dinlerin hepsinde bulunan ahiret inancı İslam'ın şartlarından biridir. Öteki dünya birçok mutasavvıf içinde üzerine bir ömür boyu düşünülmüş bir konudur. Mevlana ölüm gecesini düğün gecesi olarak tarif etmiştir. Çünkü onun için ölüm sevgiliye kavuşulacak gecedir. Tasavvuf düşüncesinde ölüm bir son değil, aksine bir başlangıçtır. Başlangıcı ölüm olmayan bir hayatın, sonunun da ölüm olmayacağı düşüncesi bu dünyanın öteki dünyaya geçiş kapısı olduğunu anlatır. Ayet ve hadis gibi kaynaklarda öteki dünyaya ait birçok bilgi verilmiştir. Ancak doğru olarak bildiklerimizin ne kadarı yanlış? Bizi öteki dünyada neler bekliyor? İyi düşünmeler. Beyin bedava. Evet. Ölümü konuşacağız. Ölümden sonraki yaşamı konuşacağız. Doçent Doktor Caner Taslaman, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Uzman Doktor Hakan Korkut Atalan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Feridun Çelikmen, hoş geldiniz değerli dostum. Sayın Mehmet Ali Bulut, hoş geldiniz. Sizi söyledim mi Emre Bey? Hayır. Hayır. Yardımcı doçent Doktor Emre Dorman. Hoş geldiniz. Şimdi önce bir genelde neyi merak ederiz? O soruları bir soralım. Bizim çıkardığımız soruları soralım. Sanıyorum ki program içerisinde daha çok sorular çıkacak. Aynı zamanda Beyin Bedava hashtag'i altına yazdığınız sorularınızı Twitter'dan bana ulaştırdığınız ya da Beyin Bedava hashtag'i altına yazdığınız sorularınızı da değerli konuklarıma yönelteceğim. Şimdi şu sorulara bir bakalım, neyi merak ediyoruz? Ölüm nedir? Ruh nedir? Kabir hayatında neler yaşanır? Kabir azabı nedir? Mahşer meydanında ne zaman toplanılır? Ruhlar alemi nedir? Kabir sorgusu nasıl gerçekleşir? Sırat köprüsünden nasıl geçilir? Amel defterinde neler yazar? Yeniden dirilecek miyiz? Evet. Sayın uzman doktor Hakan Korkut Atalan, ölüm nedir efendim? Şimdi ölüm tıbbi tanımıyla öncelikle beyin ve beyin sapının, yani merkezi sinir sisteminin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak ortadan kalkması. Yani bu tabii genel bir... Ne olur bir daha söyleyeyim. Beyin ve... Beyin ve beyin sapının fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak ortadan kalkması tıbben ölüm olarak kabul ediliyor. Niye özellikle beyin ve beyin sapı diyorsunuz? Şimdi beyin ve beyin sapı dememizin sebebi şu. Sonuçta vücudun çalışmasını, bütün diğer organların işlevini kontrol eden sistem merkezi sinir sistemi. Hı hı. Merkezi sinir sisteminin fonksiyonları geri dönüşümsüz olarak ortadan kalkarsa diğer organlar da belli bir süre sonra kendi kendine çalışmayı bırakıp hasta, yani kişi tamamen ölü olarak kabul edilecek. Yani burada önemli olan, yani tıbben önemli olan beyin ve beyin sapının fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak ortadan kalkması. Çoğunlukla halktan insanlar bunu merak ediyor olabilirler. Ben de merak ediyorum. Evet. Yolda birisi bir trafik kazası ya da bir saldırıya kurban gitmiş. Öldü diyoruz. Hastaneye götürüp yaşatmaya çalıştığımız zaman beyin ölümü gerçekleşti diyoruz. Evet. Öldü demiyoruz. Neden? Şimdi yani ölümün tanımı tabii bu kadar hani böyle 3-4 cümleyle verecek kadar basit değil. Ama sonuçta yani çok uzun zamandır hani bir insan nasıl ölü kabul edilir tıbben? Bu... Tıbben. Üzerine, evet. Niye üzerine, tıbben diyorsunuz? Yani tıbben diyorum çünkü konu birçok açısından yani tartışmalı sayılabilir. Ama bizim hani bilimsel olarak bir şey koymamız lazım. Kriterler koymamız lazım. Yani 100 senedir aşağı yukarı bunu tam olarak tanımlamak için bir sürü kriter konmaya çalışılmış, konmuş. Ama şu anda üzerinde hani genel olarak anlaşılan kaba şeyle bu beyin ölümünün bir tanımı var. Ve beyin ölümü bir tanı olarak ortaya konuyor. Yani bu tanı da özellikle yoğun bakım ünitelerinde konabilen bir tanı. Bunun belli kriterleri var. Dediğim gibi yani ilk 1968'de Harvard'da bir konsensus toplantısı yapıp kimin
beyin fonksiyonlarının dönüşümünün mümkün olmadığına karar vermeye çalışmışlar. Daha sonra bu evrilerek giderek şimdiki beyin ölümü tanısını ortaya çıkarmış. Bunu sokakta niye yapmıyoruz? Hastanede değiliz de sokaktayız ya da evdeyiz. Niye orada haydi bakalım Allah rahmet eylesin, evet, beyin ölümü gerçekleşti demiyoruz. Aslında yolda öldü diyoruz. Halbuki hastaneden telefon açıyor. Ya duydun mu filancanın beyin ölümü gerçekleşmiş diyor. İkisini de kullanıyor halk şu anda. Bir tanesi daha yeni bize göre. Niye sokakta demiyoruz? Sizce niye demiyoruz Ferdi Bey? Şimdi beyin ölümü aslında hekimlerin koyacağı, sokaktaki insanların koyamayacağı bir tanı. Hatta ve hatta acil servislerde, ben acil tıp adına konuşabilirim konuyu. O böyle ilk hani hastaneye gelen hastanın bazen ölü geldiği, yakınlarınca ifade edildiğinde bizim orada dirilttiğimiz, onların yine ifadesi. Aslında o ölü değil mi geldiğinde? Değil. Evet. Şimdi acil tıp açısından baktığınızda hastaneye gelirken yakınlarınca işte kalp krizi geçirdi veya bilinen bir hastalığı varsa ona ilintilendirilen ölüm nedenlerinin çoğu tıbbi açıdan ölüm değil. Acile geldiğinde biz kalbini canlandırıyoruz, çalıştırıyoruz, solunumunu başlatıyoruz. Ama bu sürede eğer bir zaman geçmişse, ki bu genelde beyin için birazcık acımasız bir süreç, 5-10 dakikayı geçmiyor. 5-10 dakikada iş bitebiliyor, olumsuz gidebiliyor, hasar oluşabiliyor. Yani kalp durduğu zaman ölmemiş. Tabii ki de. Solunum da aynı şekilde. Beyin solunum ölmesi, durduğu zaman da ölmemiş. Beyin ölümü dememiz için bir zamana ihtiyaç var. Ve doğrulamalara ihtiyaç var. Yani acil servis ortamında, hele hele halk arasında dışarıda beyin ölümü deyimini çok kolay ve basit bir şekilde kullanmamak, değerlendirmemek lazım. Çünkü o ciddi bir takım testlerle anlaşılabilecek, rahat ortamda, sakin ortamda, yoğun bakım ortamı gibi, Korkut Bey'in mekanında tanısı konabilecek bir olay. Biz genelde acilde solunum ve kalp fonksiyonları üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunlarla değerlendirmeye çalışıyoruz. Çoğu kere de vakaların bayağı hatırı sayıları bölümünü de çeviriyoruz. Yakınlarınca öldü diye getirilen vakaların büyük bölümü. Çünkü gerçekten yüzeysel değerlendiriyor. Hekimin karar vermesi gereken bir durum. Hekim çünkü insan olaraktan bakıyor olaya. Laboratuvar verileri işte veya çok basit bir takım dinlemeler şunlar bunlarla değil. Bir bütün o. Her şeyle değerlendirmeniz lazım. Size gelen vakaya baktığınızda önceden bir rahatsızlığı varsa farklı. Kafasında kocaman bir araba çarpmış, ezilmiş, kafasının yarısı yok. Helikopter pervanesiyle uçmuş. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde hastanın hakikaten kalbiyle, solunumuyla ve daha sonraki süreçte eğer bunları çalıştırabilirseniz beyniyle ne vaat ettiğini değerlendirmeniz gerekiyor. Ölüm hakikaten tıbbi açıdan öyle çok kolay hemen çizik atabileceğiniz bir olay değil. Mehmet Ali Bey, ölüm nasıl tarif ediliyor Kur'an'da? Ne zaman birisine öldü diyoruz? Şimdi normalde açık bir şekilde اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَحِينَ اِذِنْ تَنْزُرُونَ diye, yani bir varlığın, onu canlı tutan bir varlığın bedenden ayrılmasıyla ölümün gerçekleştiğini Kur'an bize söylüyor. Buna da ruh diyor. Bu ruh ayaktan çekilir ve buraya gelir, durur der. Yani Kur'an tarifi. O gideceği bir sonraki alemi görmeye başlar. Yani buradan ayrılır, öbür tarafı görmeye başlar. Burada durur. Yani Kur'an'ın söylediği şey ruhun bedenden ayrılmasıdır. Bu ruh bedenden ayrıldıktan sonra tabii bu hemen olur mu? Hemen insan ölümü... Oraya tekrar bir bakabilir miyiz? Yani aşağıdan yukarı doğru ruh, evet, çekiliyor diyor. Yani evet, çekil. Ruh mu can mı? İşte ruh da can da. Esas olan o ruh çekildikten sonra can da çekilmiş oluyor. Şimdi belki başka bir programda da konuşmuş olabiliriz. Can da, evet, ilginç bir kelimedir. Evet. Çünkü bizim dilimizde vardır. Şimdi normalde Farsça'da hangi dilde var başka? Can başka dillerde yok. Evet. Mesela Batı dillerinde can yok. Can, evet, diye bir kelime yok. Yani Kur'an'daki Kur'an'da söyleneni tefsir etmek için can mı demeliyiz, ruh mu demeliyiz? Ruh diyor. İza balagatil hulquma. Yok, ruh demiyor. Can. Şimdi Kur'an'da daha çok nefis, evet, kelimesi, nefis, evet, geçer. Evet. Nefis kelimesi daha çok benlik için geçer de. Yani işin doğrusu Kur'an'da hocam, böyle bitir, böyle bitirmeyi, bir serafını şey, vermeyeyim. Yani böyle bir tarif yok mu? Kur'an'da tam manasıyla ölümün detaylı bir olur, yok, evet, şeyi yok tarifi. Yani ruhun bedenden ayrılma sürecinin tarifi diye bir şey yok. Her nefis ölümü tadıcıdır, evet, diye geçiyor. Her can diye onu da çevirebiliriz. Yani Kur'an'da daha çok benlik için geçen kavram nefis. Nefis. Bizim Zincirlikuyu mezarlığında, evet, yazar. Her canla ölümü tadacaktır. Ayettir. Kur'an'da birkaç yerde geçen bir ayettir. Her can ölümü tadacaktır diye, ama Kur'an bu ölüm sürecini... Her can mı, her canlı mı?
Nefisi yani canlı diye de anlayabiliriz, can diye de anlayabiliriz. Ama Kur'an'ı kavram olarak nefistir. Benlik olarak da çevirebiliriz onu. Yani her benlik diye de, can diye de, canlı diye de. Keşke öyle yazsaymışlar. Çok daha güzel. Her can, her daha sempatik. Olabilir. Öbürü beni korkutuyor olabilir oradan geçerken. Her can daha güzel. Can demek güzel bir şey, can. Olabilir. Canım, tabii can. Çevirilerde şimdi bazen bariz bile hatalar yapılıyor. Biz böyle ufak tefek anlam yan yana şeyleri pek fazla düzeltmeye gerek duymuyoruz. İşte bazen çok büyük Kur'an'da olmayan şeylerin söyletildiği hatalar bile yapıldığını düşünürsek. Bu çünkü aslında aşağı yukarı o çeviri Kur'an'daki anlamı karşılıyor. Kur'an'da her can ölümü tadacaktır diye geçiyor. Fakat Kur'an'da o ölüm sürecinde nasıl bir şeyi yaşayacağımızın detayları yok. Şeyin Allah'ın hoşnut olmadığı şekilde bir hayat geçirenler için zor bir kavram, zor bir süreç. İnananlar için daha kolay bir süreç olacağı geçiyor ama bu kısım da bizim zaten gözlemleyebileceğimiz bir süreç değil. Çünkü o zaman Kur'an'da da geçiyor. Siz o ölüm anında biz size daha yakınız ama siz onu görmezsiniz diye geçiyor. Yani o anda bir yerde insan için bizim duyu organlarıyla algılayamayacağımız bir süreç kişinin ölmesiyle başlıyor. Ama Kur'an'da ruhun bedenden ayrılması, belli bir yerde gitmesi etmesi şeklinde o andaki ölüm anıyla ilgili o tarz bir detaylı bir anlatım yok aslında. Sadece. Fakat yani, ondan sonrası detaylı bir şekilde Kur'an'da... Ama şeyi söylediniz bu... İşte tamam yani aşağıdan bir çekilme, yukarı... bir çekilme var ve bu yani aşağıdan yukarıya doğru bir çekilme buraya geldiği zaman durdurulur diyor. Esasında bu duruma bir parça bu tıbbi ölümü de... Benziyor mu? Çünkü herhangi bir şekilde bir bu tarif tıbbi bir... Orada bir bekleme var. Yani esasında ölüyor ama tam da ölmüş değil. Ya böyle bir şey iz düşümünü görür müsünüz tıbbi şey olarak? Bir şey değil de bir parantez açayım. Hocamın dediği kısım daha çok herhalde belli kimselerin müşahadeyle yaptıkları evet bir şey. Çünkü Kur'an'da da aslında boyuna kadar gelip durma şeklinde bir şey yok. Ama yok. Bazıları müşahadeyle böyle bir şey oluyor diye İslam düşüncesi tarihinden birilerinin anlattığı bir şey. Yani Kur'an'da aslında ruhun mesela gelip de belli bir şekilde ayrılması diye bir tarif yok. Hatta bizim kelamcılar ruh bu bedenden ayrı bir şey midir? Bu bedeni canlı tutan özellik midir diye de tartışmışlardır. Hı-hı. Yani şöyle anlatabilirim. Bizim İslam düşüncesi içinde iki görüş olmuştu. Bir kısım şöyle düşünmüştü. Bu maddi beden, hı-hı, Allah'ın ruh vermesinden kasıt bu maddi bedene canlılık özelliği vermesidir diye bizim bir kısım düşünürler anlamıştır. Hı-hı. Diğer bir kısım düşünürler ruh ayrı bir şey. Hı-hı. Allah'ın ruh vermesi bu maddi şeyin içine ayrı bir özellik, ayrı bir cevher adeta sokulmuştur diye anlaşılmıştır. Ya bu maddi şey ruhun kabuğu gibi, hı-hı, ve daha sonra evet ruh diğer evrende hayatını ama sürdürüyor. Ama İslamiyet'te aslında temelde diğer evrendeki hayat o ruhun belli sahip olduğu özelliklere bina ederek açıklanmaz. Hı-hı. Şuna bina ederek açıklanır. Bu hayatı size veren Allah'tır. Siz şu anda Allah sayesinde görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Sizi yokken yaratan Allah, evreni yaratan Allah. Bunları yaratanın yeniden sizi yaratmaya gücü yetmez mi temelinde açıklanır. Yani bunun arkasında her şey gücü yeten bir varlık olması temelinde yeniden yaratılış anlatılır. Yani ruhun kaçınılmaz olarak ölümsüzlük özelliğine sahip olması temelinde açıklanmaz. Bu Platon'da veya eski Yunan'da benzer bir görüş vardır. Bir kısım kimseler bunu İslam'la karıştırmışlardır. Orada ruh adeta böyle ezeli bir unsur olarak bedenden ayrı düşünülmüştür eski Yunan düşüncesinde. Adeta o özelliğe sahip olduğu için varlığı devam ederler. Aslında İslam'da böyle değildir. Yani İslam'daki yeniden hayatın olması ruhun sahip olduğu özelliklere bağlı bir şey değil. Allah'ın insana bir lütfu, bir ihsanı olarak gerçekleşecek bir süreçtir. Yani aslında arada ciddi bir fark var. O yüzden İslami açıdan aslında ruhun bedenden ayrı bir şey olup olmadığı çok temel bir mesele değildir. Çünkü çok açık bir şekilde İslami kaynakta yeniden yaratılma bedenli olan bir süreçtir. Ve İslam'da, Kur'an'da hiçbir yerde bedenden ayrı ruhun bir şeyler algıladığı şeklinde bir izah yoktur. Peki öteki dünyada, ahirette? Ahirette İslam'da... Ruhun bedeni var mı? Evet. Var. Yani Kur'an'da bedenden ayrı ruhun, evet bedeni var ama o bedenin nasıl olacağı dünyadakiyle tam aynı mı olacak, benzer mi olacak şekilde bir tarifi yok. Ama işte alimler bize bir şey anlatıyorlar. Onlar peki işte, ben 33 yaşında olacak sonsuz bir hayat olacak. Ya böyle şimdi şöyle Kur'an'da anlatılan çok detay var ama Kur'an'da anlatılan detayı onunla çarpmışlar. Sanki bir beden var ki işte
şu kişiyle şu kişi yan yana duracak dediğin zaman hani bir beden var ki ruhu için. Çünkü ahirette mesela şunu yiyeceğiz, şunu içeceğiz. Yanacaksa yanınca yanmak bedensel bir yanmak mı yoksa ruhen bir yanmak mı mesela? Onlar Kur'an'da o tip tariflerde bedensel olduğu anlaşılıyor. Ama bu beden tamamen bu dünyadakinin aynı olacak, nasıl olacağı bilmiyor. Çünkü Kur'an'da siz yeni bir yaratılışla inşa edeceğiz diyor. Fakat bu dünyadaki bedenliğe yakın bir yaratılış olduğunu şuradan anlıyoruz. Mesela insanların işte organlarının bu dünyada yaptıklarına tanıklık etmesi, yaptıklarını söylemesi gibi şeyler anlatılıyor. Veyahut da dünyadaki belli meyvelere benzerlerini yemeleri anlatılıyor ki bu da bedenle alınan bir zevklerdir, belli meyvelerden alması gibi. Yani Kur'an'daki tabloda anlatılan şey tamamen bedenli şeye uygun bir tariftir. Bedenden bağımsız ruhun zevk veya acı alması şeklinde bir anlatım Kur'an hiçbir yer, dünya içinde yoktur. Bırakın ahiret için, dünya içinde yoktur. Sonraki literatürde bazıları ruhu bedenden koparıp oralara, buralara gitme izahlar eklemişlerdir. Yani Kur'an'da... Peki sonuç o zaman ruh bedene canlılık veren bir şey mi? Ruhtan farklı bir şey mi? Şimdi işte o sorduğum bana soruda... göre ruha canlılık iki türlü de almamız mümkün. Ama tartışma en azından nasıl gitti iki, o büyük tartışma? Bizim kelamcılarla tefsirciler iki görüşte olmuş. Fakat şu, her harekâda şurası çok açık. Yani bedenden bağımsız algılayan bir ruh diye bir şey hiçbir yerde yok. Ruh ister bedenden ayrı olsun bir varlık, ister bedene bağlı olsun. Yani ruhun bedenden ayrılıp da bir lezzet aldığı veya acı çektiği şeklinde bir şey. Ne Kur'an'da en azından böyle bir izah hiç yok. Bütün izahlar hep bedene bağlı olarak gerçekleşen izahlar vardır. Şimdi müminin ruhunun kabzedilmesiyle, inanmayanın ruhunun kabzedilmesinde mesela bir benzetme yapıyor. Adeta böyle topraktan şeyi çeker gibi, yani bir kökü çeker gibi çekmek var. Bir de rahatlıkla alıp götürmek var. Şimdi orada bir canlılık var ama bu sadece bir canlılık değil. Aynı zamanda beden ile yapılmış egzersizlerin yüklendiği bir mahiyet var. Yani bunu tamamen de öyle bir şey yok. Hani bu beden geldi, buna sadece canlılık verdi. Bundan ibaret değil ki şey. Yani ruh dediğimiz bundan ibaret bir şey değil. Evet. Sadece bir canlılık değil. Evet bir canlılıktır. Aynı zamanda kendisini geliştiren bir program gibidir. Ve bu bir mahiyet kazanıyor. Beden öldükten sonra çekilip giden bir şey var mı yok mu? Yani bu bedenin sorumluluğunu taşıyan bir şey var. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bunu çok açık görmesek de hadislerde var, diğer şeylerde var. Dolayısıyla bir taşıyıcı var. Bu taşıyıcı ancak o beden tekrar yaratıldığında gelip ona girdiğinde bu atılacak. Evet dediğine katılıyorum. El yazıyor. Yani beden yazıyor. El yevme nahtimu ala efvahihim. Ağızlarınızı kapatacağız. Elleriniz konuşacak. Ayaklarınız şahitlik edecektir diyor. Kıyamet günü. Orada beden üstünde yazılıdır bütün bunlar. Daha adamı öldüremeden öbür dünyaya gönderdik. Dolayısıyla tekrar tıptan devam edeceğiz ama önce Sayın Emre Dorman lütfen buyursun efendim. Az önce o Kur'an-ı Kerim'de ölüm anı ile ilgili geçen bir konu vardı. Yani onunla ilgili çok detay yok dendi. Bir hatırlatma yapmak istedim ben onunla ilgili. Şimdi bu halk arasında daha çok işte Azrail olarak bilinen ve Kur'an-ı Kerim'de Melekül Mevt diye geçen, ölüm meleği olarak geçen bir memur var. Yani memur edilmiş bir melek var canları almak üzere. İlk defa memur dendiğini duyuyorum. Evet yani Allah'ın vermiş olduğu görevleri yerine getirmesi anlamında kullanılıyor. Korumakla da memur. Evet. Yani o ruhları, çünkü bir sıfatı da öyle geçiyor. Yani şimdi ruh saklanıyor mu saklanmıyor mu? Korumakla da görevli. Evet. Yani bu ölüm anında ölüm meleği inanan ve İnkar eden insanlara geldikleri zaman farklı bir muamele. Aslında hocam biraz buna değindi. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 27. ayette şöyle bir ifade var. Melekler bu inkar edenlerin canlarını almak üzere geldiklerinde onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırlar. Yani onların canlarını alma esnasında çektikleri bir azaptan bahsediliyor inkarcıların. Canları bedenlerinden veya işte ruhları bedenlerinden. Bu tarif edilmiş mi? Nasıl vuruyorlar? Çok detay yok aslında ama yani orada bir en azından azap çektiklerini anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir hakaret anlamında bir vurmak mı? Hayır. Yani bir şiddet anlamında. Onu bir acı çekme anlamında. Yani bedensel bir acı çekme anlamında. Anladım gibi. Ama birisine mesela hakaret babında bir tokat atarsınız. Mesela bir de hakikaten vurursunuz. Yere devirirsiniz. O bir tarifi var mı? Yani Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, azgınlık yapmaları sebebiyle canlarının alındığı esnada meleklerin onlara kötü muamele yaptığı ifade ediliyor diyelim. En azından inkarcılar için. Evet. Bir meleği. Evet yani kötü muamele yaptığı ifade ediliyor. Kaç tane Azrail var? Çoğu yani geçiyor Kur'an'da. Melekler olarak da ifade ediliyor. Çoğu olarak da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında ama ya bir kişi mi geliyor benim canımı almaya?
Şimdi bir türdür, her yerde bir vardır. Kanun kişi çünkü de olabilir ve görevlendirilmiş kanun. Diğer melekler de olabilir. Çoğul da geçiyor, tek olarak da geçiyor. Yani birkaç kişi de gelebiliyor. Bir aslında melek çoğul geçmesi bununla ilgili çoğul meleklerin bu işte vazifelendirildiğini gösteriyor. O çoğulun adını hocamız güzel söyledi Emre Hocam. Yani adı Melekül Mevt Kur'an. Halk arasında Azrail de ismi yerleştirmiş. Ama Kur'an'ın tek tekil anlaşılıyor halk arasındakisi. Aslında bu Kur'an çoğul olduğunu söylüyor. Yani melekler diye geçiyor. Bir de Melekül Mevt olarak onun bir ismini de veriyor. Yani aslında genel olarak insanlar için, vazifelendirilenler için çoğul ifade geçiyor. Kişileri tekil gidebilir o tabii. Bir de inananlar için var. Yani Nahl suresinin 32. ayetinde melekler canlılarını temiz insanlar olarak almaya geldikleri kişilere selam size derler diye ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani selam da işte esenlik, barış, huzur, güzellik, buyurun cennete girin anlamında bir şey kullanılıyor. Nahl suresine geçiyor. Yani dolayısıyla ölüm anında, ölüm esnasında aslında inkarcıların, azgınlık yapanlarla inanmış, temiz bir hayat yaşamış insanların ölüm anları bir değil. Pardon, burada yanlış anlaşılmasa bir buyurun parantez açmam. Buyurun cennete girin mi? Buyurun cennete girin. Yani onlara vaat edilen şeyi ifade ediyor. Ama yani hemen zamanlı değil. Buyurun cennete gidin ama dur biraz beni açar şimdi. Yani. Yeni açanlar yanlış anlamasın diye ufacık bir şey belirteyim de Kur'an'da belirtilen şey şu. Ölüm anında artık biz size yakınız ama siz görmezsiniz diyor. Yani bu dediğimiz şeyler hani ölürken bazı insanların acı çekmesiyle alakalı şeyler değil. Bunlar o anda bir yerde metafizik olan bir şeyler. Bizim gözümüzle algılayamadığımız şeyler. Ama yani bu arada o yani bazı insanlar ne bileyim hastadır, acı çekiyordur, işte o inkarcıdır, inanandır şeklinde yanlış bir şey anlaşılmasın. Peki yani burada anlatılanın onunla ilgisi yok. Bu tefsir edilirken, insanlara anlatılırken, tarif edilirken şununla da karışmaz mı? Yani adam diyelim ki kanser hastası, acı çekiyor. Bütün kanser vakalarında işte hocalarım biliyorlar bir acılı bir süreç var. Yani... finalinde trafik kazası, yaralanmalar gibi süreçte ölüme doğru giden hele hele bir takım ilaçlarla filan o acı hafifletilemiyorsa çok acılı bir süreç var. Onu bence ayırmak bu saf lazım. İnsanlar için hatta çocuklar için de geçerli olabiliyor. Her seferinde bunun Azrail'in ona onun canını alırken acı verdiği gibi. Ama işte onlar dünya hayatı, onlar ölümden öncesi. Bu bahsedilen ölümden sonraki süreç. Ondan dedim özellikle karıştırmasını. Belki Emre hocamızı böldüm anlatmayayım. Yani onunla alakası yok bu anlatılanın. Yani her acı çekerek ölen insan kötü insandır deyip böyle bir sonuç çıkmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Çıkmış yani bu hiç? İmtihandır. Yani yok. Allah işte hiç kanser hastası öyle olarak olmamış. Da aynen. Kanser hastası olarak da bir insan acı çekerek vefat ediyor ve çok iyi bir insan da olabilir. O insan için Allah'ın bir imtihanıdır o insana. Yani dolayısıyla bu acı çeken insan eşittir kötü insandır veya çok rahat, huzurlu öldüğü gözlemlenen bir insan da çok iyi bir insandır gibi bir sonuç çıkarmak isabetli olmaz. Ama şey söyleriz genelde bir tebessüm vardır yüzünde temiz falan. Temiz yüreği varmış, ne güzel gitti, evet. Nasıl böyle hani tereyağından kıl çeker gibi bakın, böyle rahat rahat şey yaptı, ruhunu teslim etti gibi. İslami açıdan bakarsak bunun aksini söyleyen yok. Yani bu dünyada bir insanın acı çekerek veya mutlulukla ölmesi ahiretin iyi olduğunun göstergesi değildir. Ha. Emre'nin anlattığı kısım ölüm anı başladığı anda olan bir şey. Yani bu dünyadaki hastalık veyahut da mutlu gitmesiyle alakalı bir süreç değil. Ondan sonrasıyla alakalı bir süreç. Azrail'in canını alırken tabii, ona vurması ya da evet, selam demesi mi? Tabii. Evet. Yani ölümden o yüzden, sonra mı? Tabii. Ya daha doğrusu şu. Özür dilerim, ölüm tıbbi süreç, ölümden sonra. Şöyle, ölümün başladığı andan itibaren, bu dünyayla ilişkisi kesildiği andan itibaren. Ha bu dünyadaki mutluluklar, yüzündeki tebessüm, kanser olup olmaması bu dünyayla alakalı kısmı. Ayette o yüzden ben özellikle o kısmını söyledim. Siz onu görmezsiniz diye başka bir ayette vurgu var. Biz size yakınız o anda ama siz bunu görmezsiniz var. Bu Emre'nin anlattığı şeyler bizim artık duyu organlarıyla algılamadıklarımızla ilgili bir bölüm. Yani hayat içerisindeyken Azrail'le karşılaşmamız söz konusu değil. O Azrail'le karşılaşırsak zaten artık bitmiş. Zaten hayat bitiyor. Çünkü Şehadet İbrahim... Ölümden sonrası diyor. Şimdi bakın esasında tabii... Ölümün başlangıcı değil. Her mesele... Her meseleye farklı yaklaşımlar yani, var. Yani ölümün başlangıcı ama yani Azrail'le dünyevi hayatta canı çıkmadan önce diyeyim. Evet, fiş çekilmeden tam. Karşılaşıyor mu? Tabii ki. Zaten mesele o. İşte Azrail ne yapıyor? O zaman şimdi sırtına bakın, vurmuyor mu? Yüzüne hayır, vurmuyor mu? Tabii işte o zaten o can çekişmesi anı veyahut da o şeyin terk etmesi. Diyelim şeye bastık, fişi çektik elektrikten. Tamam. O elektriğin çekilme anı. Bir Caner Bey'e ortadan... göre Azrail tam ondan sonra... Hayır, benim demek istediğim şu, bu bizim duyu organlarıyla mesela pardon yanlış tamam, anlaşılır. Hasta mesela yatağında bir acı çekiyor.
O ayrı bir şey. Hocamın dediği gibi ayrı bir şey. Yani Emre de ayrı. Ayrı bir şey. Karıştırılmasın diye burayı vurgulamak istiyorum. Kimse bunu aman Caner karıştırmasın. Bey, peki ben biliyorsunuz burada moderatör olarak en aptalınız ben olarak biraz da soruları seslendiriyorum. Yani Okan olarak değil de soruyu soran kişi olarak. Yani orada son nefesini verdi deriz. Henüz vermeden önce bir şey oluyor. Vermeden önce mi bir karşılaşıyor? Şey evet. İza balagatil hulkuma buraya geldiğinde o çıkacak şey. Siz ona can deyin, nefis deyin. Adam gülümsüyor. Ruh deyin. Tamam işte bak onu anlatacağım. İza balagatil hulkuma buraya geldiği zaman dünya ile olan bağlantısı biter. Öbür tarafa tak diye açılır. Ve açıldığında gerçekten kendisini bekleyen akıbeti de görmeye başlar. Orada. Ya böyle yapar. Ya böyle yapar ya böyle tebessüm eder. Şimdi sizce? Şimdi demek istediğim yani pardon şunu değil mi? Onunla ilgili detay olmadığı için o anda mı ondan sonra mı o acıyı nasıl sonra hissediyor? Manevi bir şey mi fiziki bir şey mi onu belki kestirmek. Bakın bir insan çok yani mutlu. Benim demek istediğim şu yanlış anlaşılması. Mesela biz bir hastanın yanında duruyoruz. Çok mutlu, çok gülümseyerek öldü. Veyahut da çok acı çekerek o anda biz öldüğünü görüyoruz. Tabii bilemeyiz. Dayamışlar morfini. Çok evet, gülümsüyor yani. Demek istediğim şu. Bunların deminki ayette anlatılanla alakası yok. Bu bizim duyu organlarıyla yani hasta ölürken onun yanındakilerin duyu organıyla algılayamayacağı bir süreç. Yani kimse o yüzden hasta mesela çok acı çekiyordur veya gülümseyerek ölmesinden pozitif veya negatif bir anlam çıkarmasın. Cennete gitmenin delili değildir o. Tabii. Yani bu adam yüzü güldü de tamam yırttı cennete gidiyor diyemezsiniz. Ancak öbüründe de mesela acı çekerek ölen diyelim ki saf bir çocuk da diyemezsiniz. Şahsen onları deneyimler biz algılayamayız. Ama yani bu bekleme ve bir tam çizgi noktasında iki dünya arasında bir yerde tutulur.